Aziz Namemun'dan seçilen. İyi seyirler. Efendim bizim orası küçük yer. Taşlıydı. Küçük yerde malum büyük girmek kolay oluyor. Ben de daha lisenin 10. sınıfındayken ilin tek gazetesine başyazılar yazmaya başlamıştım. Herkes kalemi kuvvetli maşallah diyordu. Galiba liseyi bitirdiğim yıldı. Evet liseyi bitirdiğim yıldı. Bizim bile demir yolu ulaştı. İlk tren gelecek. Herkes de bir hazırlık bir hazırlık. Müftü efendi bizim uzaktan akrabamız oldu. Bana bir haber gönderdi. Aman bir nutuk yazsın trenin geldiği günü okuyacağım. Müftü efendi çok sayılan bir bilgin kişi. Ta uzaklardan ziyaretine gelirlerdi. Vali, belediye başkanı filan. Bunların hepsi Müftü efendiden çok sonra gelirdi. İşte bu denli önemli kişi olan Müftü efendinin şehrimize trenin ilk gelişi günü büyük bir nutuk hazırlaması gerekiyordu. O da bu çok önemli nutku yazma görevini bana vermişti. Doğrusu biraz canım sıkılmıştı. Çünkü o yaşta İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri bile görememişim. Bütün bilgimi okuduğum birkaç kitap gazete ve dergi yazarından geliyor. Çok sıkı çalışarak 3 günde bir nutuk hazırladım. Şehrimize trenin ilk geldiği günü. Büyük bir tören yapıldı. Bütün şehir altı istasyona yayıldı. Lokomotif geldi, kurbanlar kesildi. Önce vali bir nutuk söyledi, arkadan Müftü efendi. Müftü ben geliyorum! Müftü ben geliyorum! Müftü ben geliyorum! Lan çakıyorum Müftü ben geliyorum! Lan Müftü mi? Lan Müftü ben geliyorum! Muhterem hemşerilerim, tren garba açılan bir pencereden. Bu pencereden ziya girecek. Yalnız ziya değil, başka şeyler de girecek. Medeniyet tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Bravo çocuğum, hocam. Tekerlek ne demektir tekerlek? Yok, tekerlek medeniyetin ayağıydı. Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olmazdı. Biz bugün tekerleklerin sayesinde ilerliyoruz. Şu tünele, şu dağların içine açılmış deliklere bakın. Bu deliklerden neler doğacak neler. Nur istikbal bizimdir. Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğim bu hazineyi kullan hemşeri. İyi kullanırsan çok para kazanırsın. Zengin olursun. Memlekette itibarın artar. Tekerlekler raylar üzerinde kayacak. İşler öncesi gibi zor değil hemşeri. Her seferi seni zengin edecek. Kaç sefer olursa o kadar karlısındır. Bravo hocam. Bravo Yusuf Bey. Yol açılıncaya kadardır. Bir kere yol açıldı ya. Artık bütün hemşerilerimiz bu yolu senden kolaylıkla gidip gelecektir. Malımızın değeri artacaktır. Sen de malının değerini kadrine bil. Bravo! Hocam. Allah. Ya Rabbi bu kuluna akıl ihsan eyle. Amin. Mağfiret eyle. Amin. Günahlarını af eyle. Amin. Hay gel abi şimdi şahsı. Allah! Oy hıda! Cumhuriyetimizin sayesinde önümüze gelen bu malın değerini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken titremeliyiz. Dikkatli bilmezsek bozulur. Yavrum malı değil ki ortadan alır. Bizim malımız, kendi malımız, hepimizin ortak malı. Yeni
kurulan bu yuva garba açılan bir penceredir. Ne diyor bu? Daha Nutku'nun başına bir hoşnutsuzluk belirmeye başladı. Ailenin pencereye, hele de garba açılan bir pencereye benzesinmesi bizim mutasip çevremiz insanları pek sinirlendirdi. Üft Efendi gelin göstererek devam etti. Bu pencereden ziya girecek. Yalnız ziya değil, başka şeyler de girecek. Zaten İstanbul'dan kız aldığı için ilan edildiklerden sinirli olan damat ziyanın kaşı göz oynamaya başladı. Ziyanın elleri titriyordu. Üft Efendi devam ediyordu. Medeniyet, nur gibi medeniyet. Tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Onu kucaklayıp karnımıza basacağız çünkü o hepimizindir. Aaaaaah! Senin elinde kızın ettiklerini tutup kestiriyor. Tekerlek ne demektir tekerlek? Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olmazdı. Tekerlek medeniyettir. Biz bugün tekerleğe, medeniyetin tekerleğine kavuştuk. Ne dedi cavuk? Nereye baktınız? Bu delikten neler doğacak neler? Nuri İstikbal Müzesi'ndir! Ya! Ya! Başarısının sesli gösterisi sana Müftü Efendi damat ziyaya dönerek şöyle dedi. Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğim bu hazineyi kullan hemşeri. İyi kullanırsan çok para kazanırsın. Zengin olursun. Memlekette itibarın artar. İşler öncesi gibi zor değil. Karşıları seni zengin edecek. Her sefer olursa o kadar canlısındır. İş yol açılıncaya kadar yer. Bir kere yol açıldı ya. Artık herkes rahat rahat gidiyor. Damat ziyanın ardıcımla bir cinayet olabilirdi. Ziya! Cumhuriyetimizin sayesinde önümüze gelen bu malın değerini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken seçmemeliyiz. Dikkat ki binmezsek bozulur. Evet, yavrum malı değil korkulanalım. Bizim malımız, kendi malımız, hepimizin ortak malı.